Süleyman Soylu'nun HaberTürk'teki performansına dair çok şey söylendi ancak bir şey atlandı. Soylu karşısında soru soracak ekibe karar veren isimdi. Yani isimler tesadüfi seçilmemişti. Ve Soylu'nun istemediği bir isim oraya oturamazdı. Haliyle soruların önceden pazarlık edilip edilmediği değil, buna bakılmalıdır esasen. Saatler süren yayında 4 kişinin toplam soru sorma ve konuşma süresine bakıyorsunuz, 10 dakikayı bulmuyor. İkisi sadece birer dakika söz alabilmişler. Pazartesi gününü seçen ve bunda ısrar eden de Soylu'ydu. Kanal Fatih Altaylı'nın programını iptal etmek zorunda kaldı bunun için. Kanalı seçen Soylu'ydu. Ekibe karar veren Soylu'ydu. Günü seçen de oydu. Oynanansa tiyatro. Soylu orada halka hitap etmedi. İki kişiye seslendi. Bahçeli ve Erdoğan. Nitekim Bahçeli salı günü Erdoğan'da çarşamba günü grup toplantılarında sahip çıkmak zorunda kaldılar. Neden pazartesi günü için ısrar edilmişti şimdi anladınız mı? Çarşambaya kalsa çok geç olabilirdi. Türkiye dibe doğru çirkinleşmede sınır tanımıyor. Devlet Bahçeli güya Soylu'ya sahip çıkarken kimse boynuna tasma geçiremeyecek diyerek Sedat Peker'in bu tehdidini dolaşıma soktu. Aklı başında herkes bu sahiplenmeden alınır. Soylu teşekkür etti. Fiile odaklanıp faile sırt çeviremeyiz. Bu lafta da Bahçeli'nin. Daha ne desin? Hayatları, misyonları bu. 1996'da yaşanan Susurluk kazası ve ardından patlayan skandallar zinciri hatırlatılıyor. Mühim fark var. Türkiye'de 2013'ten itibaren tüm kurumların altı boşaltıldı. Anayasa rafa kalktı. Ülke birbirini tutmayan günlük kararnamelerle yönetiliyor. Meclis yok, muhalefet seyirci. Bürokrasi ve yargıda çeteler egemen. Korkunç korku atmosferi var. Sivil toplum bitirildi. Medya sus Süreç ağır ailesini, Korkut Ekengilleri vesaire bitirdi. Süleyman Soylu'nunsa çıkışı yok koltuğa yapışması ondan. Kalktığı anda hayatı bitiyor. Bunu bildiği için eski yazıhanesini, printer sesini filan iade etti. Bıraksan imkan olsa o döneme tekrar ışınlanmak ister. O kadar çaresiz ve bitik. Peker'in kimi itiraf ve tanıklıkları saray kadar her soruşturmaya kumpas diyen çevreleri de telaşlandırdı. Çünkü sadece bunlar değil, Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri, milli davamız Kıbrıs gibi anlatılan yığınla masal insanları düşündürmeye başladı. Önceleri bundan bir şey çıkmaz, öncekiler gibi diyorlardı. Şimdi bu da nereden çıktı modundalar. Bugün yaşanan bir iktidar ve para mücadelesinden ziyade bir yaşam kavgası. Sedat Peker şahsi güvence için ortaya çıktı belki. Şimdi Erdoğan dahil herkes bunun peşinde olabilir. İktidar gücü yakın zamana kadar bunu garanti ediyordu. O zemin şimdi fena halde sallanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu çıkışı biraz da böyle okunmalı. Erdoğan gel helalleşelim. Ölümden çok korkan Erdoğan'ın altındaki zeminin kaydığını gördüğü anda hayat hakkı için yapmayacağı şey yoktur. Tıpkı Sedat Peker gibi.